Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bu yana tüm siyasal partilerle görüşen tek siyasal partidir. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi sıkılı yumruklarla değil, akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz. Ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'de kamuda müthiş bir israfın olduğunu herkes biliyor. İtibardan tasarruf edilmez diye diye başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bir saltanat düzenini kurdular ve bu saltanat düzenine tamamı uydu. Arkadaşlar bugün herhangi bir spor bakanı Avrupa'daki bir maça özel jetle gidiyor. Meclis başkanı Mardin'deki ziyaretine özel jetle gidiyor. Her yerde araç filosu, önünde çakarlar olan siyah araçlar Türkiye'yi doldurmuş durumda. Şimdi siz 13 tane uçağınız olacak. 1150 odalı bir sarayda oturacaksınız. Bütün etrafınız, yandaşlarınız bu zenginlik içerisinde yaşayacaklar. Kamu israf etmeye devam edecek. Mehmet Şimşek diyecek ki biz bu masrafları, bu israfı önleyeceğiz. Neyle önleyeceksiniz? Bize bir tek somut örnek gösterin. Dolayısıyla eğer inandırıcı olmak istiyorsa Cumhurbaşkanı, ben söyleyeyim, 13 uçağından 10 tanesini derhal açık artırmayla satar. Biz de deriz ki çok ciddi bir tasarruf başlıyor. Bakanlar incileri dökülmez bir yerlere gidecekleri zaman tarifeli uçaklarla giderler. Cumhurbaşkanı tarifeli uçağa bir kere biner. Biz de deriz ki aa ne güzel, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin siyasetçileri de tarifeli uçağa binmeye başlamışlar. Ya da eğer bir siyasetçi özel jetle bir yere gidiyorsa faturasını da ertesi gün yayınlar. O jetin parasını, uçuşunu kendi cebinden finanse ettiğini ortaya koyar. Kimse de bir şey diyemez ona. Kamu kaynaklarının üzerine binmekten vazgeçsinler. Dolayısıyla bu israf en yukarıdan sürdüğü sürece, bu şatafat devam ettiği sürece kimseyi tasarrufa inandıramazsınız. Gelelim mülakat meselesine. Arkadaşlar konu çok açıktır. Yapmak istiyorsanız konu çok açıktır. Rahmetli Bülent Ecevit 1999 yılında başbakan olduğu zaman DSP MHP ANAP hükümetinde mülakatı kaldırdı. Buna ilişkin bir yasal düzenleme yaptı ve dolayısıyla kamuya herkesin evladı eşit koşullarda yeteneğine ve birikimine göre girmeye başladı. Gelir gelmez ne yaptınız? Bu düzenlemeyi ortadan kaldırdınız ve mülakata izin verdiniz. Daha en son Adalet Bakanlığı'nda yargı mensuplarının görevde yükselme sınavında yaptığınız mülakat rezillikleri dizi boyu aştı ve saklanamaz duruma geldi. Neyini anlatıyorsunuz? Dün bize AKP Grup Başkan Vekili diyor ki bakın aldığımız kanun var, aldığımız karar var. Neymiş o karar? Efendim mülakat gerekli olmazsa yapılmayacakmış. Ya her yerde şakır şakır yapıyorsunuz. Kimi kandırıyorsunuz? Dolayısıyla gelin bunu bir düzenlemeye konu edin. Yerel yönetimlerden merkezi hükümete kadar. Ancak özel yetenek gerektiren durumlar hariç olmak üzere. Örneğin operaya bir sanatçı alacaksanız
elbette bunun özel yetenek sınavıyla alınması son derece doğaldır. Onun dışında istisnaları kaldırın, mülakatı kaldırın. Tüm belediyeler, tüm yerel yönetimler, tüm genel yönetim yazılı sınavla personel alsın ve bu büyük şaibe, büyük ayıp memleketin önünden kalksın. Gelelim Milli Eğitim Bakanı'na. Milli Eğitim Bakanı'nın müktesebatını da biliyoruz, amacını da biliyoruz. Yaptığı hiçbir açıklama bizim için sürpriz değildir. Sivil toplum kuruluşu diye kastettiğinin tarikatlar olduğunu çok iyi farkındayız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geldikleri gün ne dediler? Tarikatlara, vakıflara, cemaatlere kaynak aktarmaya son. Bundan sonra kaynağımız, kamu kaynağımızı biz yöneteceğiz ve halka eşit şekilde dağıtacağız. Onun için çıldırıyorlar. Dün İstanbul Belediyesi üzerinden rant sağlayanlar, Ankara üzerinden rant sağlayanlar onları kaybettiler. Bugün de Bursa'dan, Balıkesir'den, Manisa'dan, Denizli'den, Adıyaman'dan, Kilis'ten rant sağlayanlar kaybettiler. Çok yakın zamanda merkezi hükümette çalıştırılan troll orduları, merkezi hükümetten beslenen tarikatlar, vakıflar o ayrıcalıklarını kaybedecekler.